Ayasofya'nın ana mekanına girip de başınızı sol yukarı döndürdüğünüzde dünyanın en güzel imzalarından biri karşılar sizi. Hem estetik hem mimari açıdan Ayasofya'nın ihtişamına denk düşecek şekilde yazılan kubbe ve levha yazılarının altına başka türlü bir imza da olmazdı zaten. İmzanın sahibi Kazasker Mustafa İzzet Efendi hayatını bir damla misali tevazuyla yaşamış ve çorak ruhlarımızı yeşerten eserler bırakmış bir zat-ı muhteremdir. Henüz çocuk yaştayken gelir Tosya'dan İstanbul'a. Fatih Medresesi'nde ilim tahsiline başlar. Devrin büyük bestekarlarından Kömürcüzade Hafız Mehmet Efendi'den musiki meşkeder, ney çalmayı öğrenir. Hocasının teşvikiyle bir gün camide naat okur. Dönemin padişahı Sultan II. Mahmud da dinleyenler arasındadır. İşittiği sesi çok beğenen padişah Mustafa İzzet'le tanışır ve padişahla yolları böylece kesişir. Sanattan anlayan ve sanatkara değer veren bir padişahtır Sultan Mahmud Han. Mustafa İzzet'in de iyi bir sanatkar olacağına kanaat getirir ki onu bir paşanın emanetine verir. Paşanın dairesinde eğitimine devam eden Mustafa İzzet Efendi burada hat dersleri de alır. Sülüs, Nesih ve Rik'a yazılarından icazetlerini alır. Kabiliyetleri gittikçe gelişmektedir. Önce Galatasaray Humayun Mektebi'ne gönderilir, daha sonra da Enderun-u Humayun'a kabulü gerçekleşir. 19 yaşında saraya giren Mustafa İzzet Efendi'nin subaylığa ve kaz askerliğe uzanan mesleki eğitimi kilerde çıraklıkla başlar. Hat ve musiki dersleri de devam etmektedir. Talik yazı icazetini burada adaşı olan Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'den alır ki birçok kitabede bu hattı kullanacaktır. Padişahın sesini ve neyini büyük bir zevkle dinlediği Mustafa İzzet Efendi saray fasıllarına iştirak etmeye başlar. Dede Efendi, Şakir Ağa gibi dönemin musiki üstadlarının da bulunduğu bu fasıllarda maharetiyle takdir toplar. Padişahın ona olan teveccühünün artması, çevresinden topladığı takdirler onu sarayda tutmaya yetmez. Zira saray disiplini onu sıkmaktadır. Hacca gitmek için izin ister. Mürşidiyle birlikte çıktığı hac yolculuğu onu iyiden iyiye saray hayatından uzaklaştırır. Haccı eda edip İstanbul'a döner. Mahmud Paşa civarında bir ev satın alır ve dervişhane bir hayat sürmeye başlar. Lakin tabiri caizse saraylılar onun yakasını bırakmazlar. Bir gün Mustafa İzzet Efendi derviş kıyafetiyle müezzinlik yaparken Sultan II. Mahmud Han teşrif eder camiye. Sesi tanımıştır fakat sahibinin kim olduğunu sordurtur yine de. Cevap olarak bir Özbek dervişiymiş karşılığı çalınınca kulağına padişah hiddetlenir. Tez imhasını emreyler efendinin. Hatırlı kimselerin araya girmesiyle yumuşar padişah, bir süre sonra affeder. Tarihçilerimizin ifadesine göre bu olay, Sultan Mahmud'un vefasının bir tezahürüdür. Mustafa İzzet Efendi'nin sadece kendi hizmetinden uzaklaşmasına üzülmemiş, aynı zamanda maharetlerini körelteceğinden endişe etmiştir. Bu olaydan sonra İzzet Efendi, padişahın vefatına kadar huzur fasıllarına devam eder. Abdülmecid Han başa geçince, ikinci imamlık göreviyle birlikte Anadolu ve Rumeli kaz askerliği, yani askeri hakimlik görevlerini de icra eder. 1876 senesinde vefatının ardından Tophane Kadirhanesi haziresine defnedilir. Dedesi, Kadiri Şeyhi İsmail Rumi Efendi'nin yanı başına. Ruhları şad olsun. 60 yıllık hat hayatı boyunca yüzlerce eser vermiştir kazasker Mustafa İzzet Efendi. Kur'an-ı Kerimler,
risaleler, hilyeler, kitabeler. En önemlileri ise Ayasofya levhalarıdır. Her biri 7,5 metre çapıyla dünyanın en büyük levhaları olma unvanına sahip. Hattat bu yazıları önce kağıda nakşeder. Daha sonra kareleme metoduyla büyütülür ve altın yaldızla kenevirden yapılma yeşil zemin üzerine yazılırlar. 1879'da Fossati restorasyonu sırasında asılırlar. 1935'te Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi sırasında bu levhalar fazlalık olarak görülür ve Sultanahmet Camii'ne aktarılmalarına karar verilir. Levhaları indirip taşımaya kalkanlar hesaplamadıkları bir durumla karşılaşırlar. Levhalar kapılardan geçmemektedir. Tesadüf müdür, öngörü mü bilinmez. Levhalar içeride yazılıp hazırlanırlar. Çapları da kapıların boyutundan büyüktür. İndirenler tekrar yerine asma zahmetine girmezler ve levhalar yaklaşık 15 sene yerde duvara dayalı şekilde bekletilir. 1949'da kıymet bilir zatların girişimleriyle tekrar eski yerlerine kavuşurlar. Bugün hat eserleri gibi besteleri de bizimle birlikte. Hala icra edilip dinlenmekte ve hala ruhlarımızı şenlendirmektedir. Kaz askerin yaşadığı dönemde hattatların birçoğu aynı zamanda musiki şinastır. Bu yüzden Tanpınar'a göre hattın abidevi yapısına adeta name karışır, hat ve musiki birbirinin aynası olur. Özellikle kaz askerin talik yazıyla yazılmış kitabelerinde musikisinin fısıltılarını duyabilirsiniz. İstanbul'u gezerken ona ait bir kitabeyle karşılaşmanız mümkün. Örneğin Dolmabahçe'de, Cağaloğlu'nda, Topkapı Sarayı'nda yahut Ayvansaray'da. İstanbul'dan çok uzakta, Washington'da da hattatımızın bir kitabesi mevcuttur. Washington anıtı yapılırken Sultan Abdülmecid'in dostluk nişanesi olarak yazdırıp gönderdiği kitabe. Henüz 13 yaşında, kaderin hoş bir cilvesiyle, padişahla yolu kesişen bir sanatkarın hayat öyküsü bu. Aldığı eğitimin hakkını vermiş, bütün görevlerini layıkıyla yerine getirmiş, sanatlarını en güzeliyle icra etmiş bir münevver. Her şeyi eliyle itip, tasavvufi bir hayat yaşamayı istemiş bir gönül ehli, kaz asker Mustafa İzzet Efendi. Ayasofya'da yazdığı, heybetli levhaların altına attığı imza, hayatının bir özetini veriyor sanki. Bir sebeple